İki oran farkı için hipotez testi. Bu videomuzda iki oran farkı için hipotez testi nasıl gerçekleştirilir onu konuşacağız. Öncelikle iki oran farkı derken neyi kastediyoruz? O noktadan bir başlayalım. Bu durumda iki tane popülasyonumuz vardır. İki oran farkı gibi olaylardan konuşabilmek için. Buna popülasyon 1 diyelim. Buna da popülasyon 2 diyelim. Bu popülasyondaki herhangi bir şeye ait oran P1 ile gösterilir. Bunda da aynı olaya ait oran, mesela buradaki oran ne olabilir? Bu popülasyondaki kadınların oranı. Bu popülasyondaki yine kadınların oranı. İşte burada şöyle bir iddia ortaya atılır. Popülasyon 1'deki kadınların oranı, popülasyon 2'deki kadınların oranı ile aynıdır. Veya popülasyon 1'deki kadınların oranı, popülasyon 2'deki kadınların oranından daha fazladır. İddialar neler olabilir? P1 eşittir P2 gibi bir iddia ortaya atabilir. Veya P1 büyüktür P2 şeklinde bir iddia ortaya atabilir. Veya P1 küçüktür P2 şeklinde iddia ortaya atabilir. İşte biz de burada hipotez testiyle ortaya atılan bu iddianın iki tane popülasyonun oranları hakkında ortaya atılmış iddia için bu testi nasıl gerçekleştireceğiz? Bu iddianın doğruluğunu burada onu konuşacağız. Şimdi iki oran farkı diyoruz. Ortada diyebilir ki birçok kişi fark yok. İşte bu P1'i P2'yi diğer tarafa, P2'yi diğer tarafa attığımızda farklar o durumda ortaya çıkıyor. P1 eksi P2 eşittir 0. P1 eksi P2 büyüktür 0. P1 eksi P2 küçüktür 0 şeklinde. Aynı tarafa topladığımızda farkları elde ediyoruz ve hipotezler bu şekilde farkları aynı tarafa, yani bu iddiayı aynı tarafa toplayıp farkların elde edilmesiyle oluşturuluyor. Şimdi bu girişin ardından iki oran farkı için hipotez testinde hangi tablo kullanılır? Onu netleştirerek başlayalım. İki oran farkı için hipotez testi sorularında Z tablosu kullanılır. Her zaman için. Herhangi bir şartı yoktur bunun. Bundaki n adedi seçtiğimiz örneklemle ilgili, veri adetleriyle ilgili bir durum yoktur. Z tablosu kullanılır. Her zaman için. Biz burada ne yapacağız? Bu popülasyonların oranları hakkında ortaya atılmış iddiaları tabii ki bunların içinden seçilmiş birer tane örneklemle test edeceğiz. Buna sample 1 ya da örneklem 1 diyelim Türkçesi. Bu da örneklem 2 olsun. İşte bu örneklemdeki aynı olaya ait oran P1 şapkayla gösteriyoruz bunu. P1 şapka örneklemdeki oranları gösterecek. P2 şapka burada da. Üzerindeki herhangi bir işaret olmadan ise bunlar popülasyondaki oranları gösterilir. Oranı göstermek için çeşitli kaynaklarda, çeşitli hocalar farklı harfler kullanabilir. Burada biz niye P kullanıyoruz? İngilizce'de proportion oran orantı için kullanılan bir kelimedir. Onun için P harfini kullanan bir grup vardır. Bunun için pi kullanan grup vardır. Herkes kafasına göre takılıyor. Kendi hocanızın hangi harfi kullandığına göre siz de kendinizi ona adapte etmelisiniz. Burada Z tablosu kullanılacak dedik. Bizim için hipotez testlerinde 3 tane hipotez durumu vardır. Yani şunlar. Bunlara göre testin doğruluğu, yani H0 hipotezini reddedip reddetmeyeceğimizi belirlemede 2 tane değişkenimiz vardı. Kritik değer ve test istatistiği. Z kritik. Bunu bize verilmiş olan önem düzeyinden alfayı kullanarak Z kritik değeri tablodan elde edeceğiz. Yani Z tablosundan elde edilir. Bunun değeriyle Z test karşılaştıracağımız test istatistiğinin şimdi formülüne geliyoruz. Bu ikisini karşılaştırıp hipotez hakkında yorum yapacağız. Şimdi onunla ilgili kuralları da buraya geleceğiz zaten. Z test burada P1 şapka eksi P2 şapka
Yani örneklemdeki oranlar farkı eksi. Bizim iddia burada popülasyonun oranları hakkında. P1 eksi P2. Buraya çarpı 1 eksi P1 şapka bölü N1. Buradaki N1 birinci örneklemde kaç tane veri seçtiğimiz. Artı hala aynı kökün içindeyiz. Bu sefer P2 şapkaydı. Örneklemdeki oranlar ile aşağıda hesaplama yapıyoruz. Popülasyondaki iddia edilen oransal ifade sadece buraya gelecek. P2 şapka çarpı 1 eksi P2 şapka bölü N2. İşte oranlar farkı için bir hipotez testi sorusuyla karşı karşıyaysak test istatistiğini Z testi bu formülle hesaplayacağız. Z kritik değerini ise Z tablosundan hesaplayacağız. Bunların birbirinden küçük büyük olmasına göre H0 hipotezini reddedeceğiz veya kabul edeceğiz. Şimdi hipotezin kuruluşuna gelelim. Hipotezin kuruluşu 3 türlü olabiliyor. Her seferinde aynı şeyi yapıyoruz zaten. Birinci durum, şununla başlayalım. H0 hipotezi P1 eksi P2 büyük, ne bileyim, yani herhangi bir değer de verebilir. Biz burada 0 diyelim. H1, yanlış yazdık tabii ki. H0'da her zaman eşittir alacağız. H1'de bizim asıl ortaya atılan iddia gelecek. P1 eksi P2 büyüktür 0. Bu şekildeki bir ortaya atılmış hipotezde bizim Z test ve Z kritiğin bulunacağı yer üst parça olacak. Burada P1 eksi P2'nin büyük 0 gibi bir alternatif hipotezi söz konusuysa bizim Z kritik burada bir yerde yer alır. Ve bizim buradaki şu taralı bölge alfa olasılık değerini verir. İşte onu gidip Z tablosundan hesaplayacağız. Z kritiği tablodan hesapladık. Z testi de buradan hesapladık. Z test eğer bu bölgenin içine düşerse H0 reddedilir. Z test bu bölgenin içine düşmezse H0 reddedilemez. İşte burada da Z test büyük Z kritik olursa burada eksi değerlerden artı değerlere doğru gidiyor bu. O yüzden Z testin Z kritikten büyük olması Z testin buraya düşmesi anlamına gelir. Z test büyük Z kritik ise H0 reddedilir. H0 reddedilir. Bunun anlamı alternatif hipotezimiz P1 eksi P2 büyük 0 önem düzeyi neyse alfa o oranda bize yani doğru olduğunu söyleyebiliriz gibi bir ifadeye sahip olacağız. Tabii ki alfa değil de onun birden çıkartılmış %5 önem düzeyi varsa %95 olasılıkla H1 doğru diyoruz orada. Şimdi ikinci durum şununla ilgili olsun hipotezimiz. H0 P1 eksi P2 eşittir 0. H1 P1 eksi P2 küçük eşit 0. Küçük eşit eşitlik olmayacak orada. Küçük 0. Burada bunu çizecek olursak biz alternatif hipotez olarak P1 eksi P2 küçük 0 gibi bir şey yazdıysak burada Z kritiğin yer alacağı yer burası olur bu sefer. Z kritik negatif olacak. Ve bizim buradaki Z kritiğin bu tarafında kalan bölge alfa olasılık değerine sahip olacak. Yani alfa 0.05 ise buranın 0.05 olmasını sağlayan Z kritik değerini bulacağız. Şimdi burada da aynı olayımız olacak. Z testi hesaplayacağız. Z test bu bölgenin içine düşerse H0
H0 reddedilir. Eğer düşmezse H0 reddedilemez. Yani orada H0 üzerinden cevabı sadece vereceğiz. Bunları daha önceki videolarımızda konuşmuştuk zaten. Tekrar tekrar konuşmayalım. Şimdi burada Z test, eğer ki Z kritikten küçük olursa o zaman bu bölgeye düşer. Z test küçük Z kritik, H0 reddedilir. Üçüncü durum. Bunlar tek taraflı hipotezlerdi. Bunlara İngilizce'de one-tailed, tek kuyruklu da diyebiliriz bunlara. One-tailed'tı, bu da one-tailed. Şimdi buraya geldik, two-tailed. Çift kuyruklu. H0, P1 eksi P2 eşittir 0. H1, P1 eksi P2 eşit değil 0. Bu durumda hipotezimiz çift taraflı olacak. Buraya alfa bölü ikilik, buraya alfa bölü ikilik olasılıklar kalacak. Ve Z kritiğin bir tanesini gidip hesaplayacağız tablodan, Z tablosundan. Bu taraftaki onun eksilisi olacak. Eksi Z kritik. Ve Z testi bu formülümüzle hesaplayacağız. Z test bu taralı bölgelerin içine düşerse H0 reddedilir. İçine düşmezse H0 reddedilemez. İçine düşmesi ne demek? Z test küçük eksi Z kritik olursa H0 reddederiz. Veya Z kritik küçük Z test olursa, bu durumda da Z test buraya gelmiş demektir, H0 reddedilir. H0'ı reddettiğimizde de orada bir sonuç cümlesi en son söyleyeceğiz. İşte birçok şey konuştuk burada. İşin özüne geldiğimizde iki oran farkı için hipotez testinde Z tablosu kullanıldığı sizin kafanızda yerleşmiş olması lazım. Z test içinde bu formülü kullandığımız kafanızda olması lazım. Ve 3 tane hipotezi kurulma şeklimiz var. Onlara göre de H0'ı nasıl reddedeceğimiz veya reddedemeyeceğimiz durumları konuştuk. Şimdi bir örnek üzerinden de bu videomuzu noktalayacağız. Bu çeşitlerin her biriyle ilgili ilerleyen süreçte ikişer üçer örnek soru çözeceğim zaten İngilizce Türkçe olacak şekilde. Bakalım şimdi sorumuza. İki mahalledeki eski bina oranlarının farklı olduğu iddia edilmektedir. İki mahalledeki eski bina oranlarının farklı olduğu iddia edilmektedir. Mahallenin biri popülasyon 1'dir, mahallenin diğeri popülasyon 2'dir. Buradaki oranların farklı olduğu iddia edilmektedir. Hipotezi buradan kurabiliriz direkt. Birinci adım H0 hipotezi P1 eksi P2 eşittir 0. İkisinin eşit olduğunu söyler. H1 ise bu sorunun içindeki iddiayı temsil etmelidir. Alternatif hipotez. Farklı olduğu, büyük olduğu mesela birinci mahalledeki ikinci mahalledekinden büyüktür. İkinci mahalledeki birinciden büyüktür gibi bir şey söylemiyor. Farklı olduğu yani P1 eksi P2 eşit değil 0. İşte hipotezi doğru kurmak çok önemlidir soruda verilen bilgiye göre. Küçüktür, büyüktür de tek kuyruklu olur. Farklı, eşit değil gibi ibarelerde de çift kuyruklu olur hipotezimiz. Hipotezin çizimini de yapalım hemen bu adımda. O zaman bizim çift kuyruklu bir hipotez testi sorusuyla karşı karşıyayız. Buraya ve buraya alansı olarak ne düşeceğini alfa bölü 2'den elde edeceğiz. Devam edelim okumaya. Bu amaçla birinci mahalleden rastgele seçilen 40 binanın, şimdi buraya ikinci adım diyelim, verileri çıkartmaya başlayalım. N1 eşittir 40. Birinci mahalledeki seçtiğimizin sayısına N1 dedim. 30'u İkinci mahalleden seçilen 50 binanın 35'i eskidir. N2'den kaç tane seçmişiz? 50 ikinci mahalleden. Buna P1 şapka diyeceğiz. Eski bina oranlarının. P1 şapka 30 bölü 40. Yani 3 bölü 4. P2 şapka 50 binada 35'i eski. 35 bölü 50. 5'e sadeleştirirsek bunu ya da bunların ikisini de
çevirsek daha güzel olacak. 3 bölü 4. Hadi şunu da sadeleştirelim, ondan sonra çevireyim. 5 ile sadeleştirdik, 7 bölü 10. Sonra bunların ikisi de P1 şapka. Şunu 25 ile çarparsak 0,75. P2 şapka. 10 ile çarparsak 0,70. Tamam. Buna göre %5 anlamlılık düzeyinde iddianın doğruluğunu test ediniz. Yani farklı diyordu. Farklı mı değil mi? Buna karar vermemiz isteniyor. %5 anlamlılık düzeyinde. Alfa 0,05. Alfa 0,05 ise onun yarısı buraya gelecek. Yani 0,025 buraya da 0,025 gelecek. İlk işimiz şimdi Z kritik değeri bulmak olmalı. Z kritik. İki tane Z kritik bulacağız. Bir tanesini bulacağız. Diğeri onun eksilisi olacak. Eksi Z kritik diyelim buna. Burası Z kritik diyelim. Şimdi bunu bulmak için gittiğimizde burası 0,025. Bu tarafın geri kalanı. Bunu birden çıkartırsak 0,975'tir. Z tablosunun içinde gidip 0,975'i bulduğumuzda ona karşılık gelen Z değerini bulmuş olacağız. Gidelim Z tablosuna. İçeride 0,975'e bakalım. Nerede o? Şurada. İçeride 0,975'i 1,96 veriyor. Zaten bu belli ölçüde hipotez testiyle uğraşan kişilerin ezberinde olmalıdır. Z tablosunun içine gidip 0,975'e bakacaksam içinde 1,96 ile eşleşiyordur o. Demek ki buradaki Z kritik 1,96. Bu taraftaki o da eksi 1,96. Çünkü bunu hesaplamak için de bu tarafta kalana bakmamız lazım. Ama negatif olan tablodan bakmamız gerekir. O da eksi 1,96 veya simetridir diye de düşünebiliriz. Z kritik değerlerimizi elde ettik. Şimdi bize gerekli olan şey Z test. Üçüncü adım Z test. Şimdi Z teste geldiğimizde formülümüzü tekrar bir hatırlayalım. Yukarıda yazmıştık. P1 şapka eksi P2 şapka eksi P1 eksi P2 bölü karekök içinde P1 şapka çarpı 1 eksi P1 şapka bölü N1 artı P2 şapka 1 eksi P2 şapka bölü N2. Şimdi uygulamaya başlayalım. Bu Z testi hesaplayıp bu taralı bölgelerin içine düştü mü düşmedi mi? İçine düşerse taralı bölgelerin H0'ı reddedeceğiz. İçine düşmezse H0'ı reddedemeyeceğiz. H0'ı reddedemediğimiz zaman bunların birbirinden farklı olduğu iddiasının doğru olduğunu söyleyemeyiz bu anlamlılık düzeyinde. H0'ı reddedersek bu anlamlılık düzeyinde yeterli kanıt vardır bu iddianın doğruluğunu söyleyebilmek için. P1 şapka eksi P2 şapka onlar buradaydı. 0,75 eksi 0,70. Eksi P1 eksi P2 0 burada. Bunun değeri şuradan geliyor zaten. Bölü karekök içinde 0,75 çarpı birden bunu çıkartırsak 0,25 bölü n1'imiz 40. Artı P2 şapkaya geldiğimizde 0,70 çarpı 0,30 birden çıkartınca bölü ondaki veri adedi de 50. Şimdi bunu hesap makinesiyle doğru bir şekilde hesaplamak lazım. Yukarıda 0,75 eksi 0,70 yaptık. 0,05 bölü karekök içinde parantez açalım. Hatta iki parantez açalım. 0,75 çarpı 0,25 parantezi kapatalım burada. Bölü diyelim 40. Sonra artı bir kez daha parantez açalım. 0,70 çarpı 0,30 kapatalım parantezi bölü 50. Bir de en sondaki parantezi kapatacağız.
İnşallah doğru çıkmıştır. 0,53 gibi bir değer çıktı yaklaşık olarak. Doğrudur diye tahmin ediyorum. Şurayı bir ufaktan elle de yapalım şurayı. Burası 3 bölü 4 eder. 1 bölü 4. 3 bölü 16. 3 bölü 640 orası. Artı yan tarafı. 21 bölü 100. 21 bölü 5000. Kökün içerisi bu aslında. Bir de bu haliyle yapayım. 0,75 eksi 0,70 bölü karekök içinde 3 bölü 640 artı 21 bölü 5000. Evet, 0,53'müş. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi bu z test nereye düştü? Bir ona bakalım. Z test 1,96 burada. 0,53 buralarda bir yerdedir. Burası tam tepe noktası zaten sıfırdır. Burası 0,53 gibi bir yer. Z test açık bir biçimde bu taralı bölgelerin içine düşmedi. Bunlar red bölgeleridir. Kimin red bölgeleridir? H0 red bölgeleridir. Oraya düşmediği için en son şöyle bir açıklama yapacağız. Şöyle bir şey de diyebiliriz. Z test red bölgelerinin içinde değil, yani taralı bölgeler içinde değil. Bu nedenle H0'ı reddedemeyiz diyebiliriz veya matematiksel olarak şöyle gösteririz. Z test 0,53 küçüktür. Z kritik o da 1,96. Şurada. Tablonun üzerinde de götürüp gösterebiliriz aslında. Bunu yazdınız. Diğeri için de yazmakta fayda var. Z test 0,53 büyük eksi z kritik eksi 1,96. Bu ikisini yazarsak bunu okuyan birinin anlaması gereken şey burada ve burada değil bu z test. Yani arada. Red bölgelerine düşmedi. Anlamak istemeyen hocanız bulunabilir. Şöyle bir açıklama da yazabilirsiniz. Z test red bölgesi olan taralı bölge içine taralı bölgelere düşmedi. Bu nedenle H0 reddedilemez. Yani H1 iddiası bu iki mahalledeki eski bina oranlarının birbirinden farklı olduğu iddiasının doğru olduğunu söyleyebilmek için yeterli kanıt yoktur. En son bir cümle yazmamız gerekiyorsa şöyle bir cümle yazmamız lazım. %5 anlamlılık düzeyinde. Başka bir anlamlılık düzeyi için böyle bir kanıt olabilir. Biz bu anlamlılık düzeyini test ettik. %5 anlamlılık düzeyi için bu iki mahalledeki eski bina oranlarının birbirinden farklı olduğunu söyleyebilmek için yeterli kanıt yoktur. Kanıt yoktur. Eğer ki H0'ı reddetseydik, %5 anlamlılık düzeyi için bu iki mahalledeki eski bina oranının birbirinden farklı olduğunu söyleyebileceğimiz kanıt vardır. Veya söyleyebiliriz diye direkt söyleyebiliriz o şekilde. Kanıt yoktur gibi söylem çok yaygındır. Son zamanlarda çok karşılaştığım için ben de böyle yazdım. Daha öncekilerde genelde söyleyebiliriz demişimdir tahminen. Çok önemli değil o detaylar. Buradaki ana fikir söyleyebiliyor muyuz, söyleyemiyor muyuz? Kanıt lafları orada sadece teferruat. Bu şekilde iki oran farkı için hipotez testi konusunu burada noktalıyoruz.